sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyoruz. Ben Bülent Karagöz ve Memleket Gibi programı ile bir kez daha karşınızdayım. Evet, bu sabah Gebze İlçe Örgütü'ne bir müfettişin geldiğini, aslında Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in geldiğini anlatmıştım. Size niçin geldiğini anlatmıştım. Gökhan Orhan'ın denetlemeye geldiğini de anlatmıştım. Aslında parti içi çekişmelerden kaynaklanan bir durum olduğundan da kısmen bahsetmiştim. Evet, müfettiş geldi, gerekli araştırmaları yaptı ve işin aslı şuymuş. Sandık sorumluları aranıyor genel merkezden ve 714 sandıktan 121 tane sandık sorumlusu kısmen ulaşılamamış veya ulaşıldığında birkaç tanesi yurt dışında olabilirim gibi şeyler de söylemiş ve yedekleri aranmamış. Yedekleri de aranabilirdi. Kimisine de telefonlarına ulaşılamamış. Kimi tabii insanlar telefonlarını değiştirebiliyorlar, borçlu olabiliyorlar. Borçlu oldukları için de her telefonu açmayabiliyorlar. Böyle durumlar da var. Bunlardan bahsetti Gökhan Orhan. Evet, Gökhan Orhan'ı aradım. Onunla bir değerlendirme yaptık ve anlattı neler olduğunu. Gayet samimi bir ortamda, samimi bir söyleşi gerçekleşti dedi aramızda. Ve partililerden Ali Yapa, Sedat Tatar, Cihangir Orhan, Yaşa Erdoğan, Arap Çeşme Mahallesi'nin temsilcisi Erbil Ada, Musa Haydaroğlu, Hikmet Koçoğlu, İsmail Sungur da buradaymışlar. Gelmişler ve zaman zaman onlar da bazı şeyler söyleyerek Gökhan Orhan'ı savunmuşlar. Evet, mesele sadece bundan ibaret değil. Sabahki yaptığımız haberde oldukça ilgi gördü. Mesele sadece sandık sorumluları değil elbette. Öyle olsa İzmit'te zaten almış başını gitmiş. Mahalle temsilcileri sandık sorumlularını vermemiş, liste vermemiş. Ciddi bir otorite eksikliği var. Parti yok ama Gebze'de hiç olmazsa iki tane meclis üyesi ve bir tane Gökhan Orhan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi Sayde Aslan Çalışkan Gebze'nin lokomotifidir ve çok emek harcıyor. Elinden gelenden de fazlasını yapıyor. Hatta pek çok defa açtığı davalarında masrafını cebinden karşılıyor Halil İbrahim Başçiftçi ile birlikte. Son olay da oldukça ilginç tabii. Diğer meclis üyeleri, AK Partili belediye başkanı, meclis üyeleri ne açılan davaya imza koymadılar. İşleri vardır denildi. Bu konuda da bir haber yapmıştık. Evet, işleri vardıysa meclis üyesi olmayacaklar kardeşim. Evet, dedik ki Gökhan Orhan'ın elbette pek çok eksiği vardır. En büyük şansı az önce bahsettiğim meclis üyelerinin olması. Vallahi 1000 kişiye bedeller. Onu da öyle söyledikten sonra bundan sonraki süreçte ne olacak? Gökhan Orhan görevden alınacak mı? Hep diyorum ya, ondan önce sırada başkaları da var. Gökhan Orhan alınması gerekirse istifade edebilecek yapıda bir insan. Eksik yaptığını kendisi de kabul ediyor zaten bazı şeyleri ama çalıştılar da yani. Özveriyle de çalıştılar. Pek çok şeyi de başardılar. Ama eksik olan şeyler var mı? Var arkadaşlar. Bahsetmiştim, mahallelerde yapılan toplantıları devam ettirmeliydi. Örgütü biraz daha bütünleştirmeliydi. Bugün duyuyoruz ki ilçe örgütü toplantılarını çok düzgün bir şekilde yeterli sayıda yapamıyor. Örgütte bir adaletsizlik var mı var? Hep bir vuruna balıya derler ya, öyle olmaması da gerekir. Balık baştan kokar demiştik sabahleyin ve kongrelerin yapılmamasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne tüm ülkede çok büyük bir
zarar verdiğini söylemiştik. Yani bu kongreler yapılsaydı bugün ne Gebze'de bu durum yaşanacaktı, ne İzmit'te, ne Körfez'de, ne de Kartepe'de böyle şeyleri yaşayacaktık. Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacaktı. Ama geldiğimiz nokta şunu gösteriyor. Parti içi çekişmelerde, başka bir şey mi demek gerekir bilemiyoruz ama bir bilek güreşi var. Bu bilek güreşinde bakalım kim galip gelecek? Kabak Gökhan Orhan'ın başına mı patlayacak? Şu da önemli. Herkes görevini yapacak. Herkes görev, bahanesi yok bu işin. Bahanesi de olmamalı. Yani bir ilçede eğer gerçekten sandık sorunlarını yazamıyorsanız bir sıkıntı var demektir zaten. Az önce bahsettiğim gibi bazı eksiklikler var mıydı? Vardı. Mahallelerdeki toplantıların devam etmesi gerekiyordu. Örgüt bütünleştirilmesi gerekiyordu. Örneğin, bir örnek vereyim. Recep Dursun gibi adamlar bir kenarda oturuyorlar. Halbuki o kadar çok güzel ve büyük çalışmalara imza atmıştı ki Recep Dursun, bugün onun tecrübelerinden, onun önerilerinden faydalanılabilir miydi? Evet, faydalanılabilirdi. Gökhan Orhan'ın en büyük hatalarından biri bence bu düzeydeki insanları değerlendirmemesi. Evet, hataları var demiştik, var. Ama ona gelene kadar daha çok adam var bu partide, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden azledilecek, bir daha partiye sokulmayacak derecede partiye zarar veren insanlar var. Bunlar ayıklanmalı. Hep dedik, hep diyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi kimliğine kavuşmalı. Çünkü bu insanların Cumhuriyet Halk Partisi ile uzaktan yakından bir ilgisi yok bahsettiklerimin. O yüzden iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Sorun sadece Gebze'de değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel yapısında bir sorun var. Sabahki videomda da bahsetmiştim. Rifkinlerden, Daronlardan, neoliberalistlerden medet uman bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kuvayi Milliyeci, tam bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak diye bir şey söyleyemeyiz. Evet, durum budur. Bakalım ne olacak? Gökhan Orhan görevden alınacak mı? Ama dedim ya, balık baştan kokar. Hataları var. Fakat ona gelene kadar daha çok adam var bu partiden. Uzaklaştırılacak, görevden alınacak. Gökhan Orhan diyor ki, ben diyor, alırlarsa beni, ben bu partiliyim, Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her aşamasında, her noktasında mücadele ettim, mücadeleme devam edeceğim. Partili olarak görevimi bir yurttaş olarak yerine getireceğim diyor. Evet, durum bundan ibaret. Bakalım Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin nasıl bir rapor sunacak? Bakalım bu bilek güreşinden kim galip gelecek? Bakalım, yakın zamanda göreceğiz. Çünkü yakın zamanda milletvekili olmak isteyenler de istifalarını sunacaklar. Ve o milletvekili sıralaması için çekişmeler başlayacak. Evet, durum budur. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili dostlar.